Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde nakıs fiil nehi hazır çekimini konuşacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Evet, daha önceki derslerimizden e, nehi hazırın nasıl yapıldığını öğrenmiş idik arkadaşlar. Onu kısaca bir hatırlayalım. Şöyle söyleyelim. Nehi hazır e, muzari fiilin muhatap ve muhataba sigalarının başına bir nehi lası getirmek suretiyle yapılır. Bu nehi lası da muzari fiilimizi cezmeder idi. Muzari fiilin sonundaki cezm alameti duruma göre değişiklik arz eder. Onu ifade etmiş olalım. İlletli fiil, nakıs fiillerde arkadaşlar illet harfi düşüyor idi. Çünkü sakin olduğu zaman illet harfi e, düşüyor. Diğer taraftan efali hamse dediğimiz beş fiilde de nunlar düşer. Onu da ifade etmiş olalım. Evet. Biz burada e, yine daa yed'u rama yermi ve radiye yerda fiillerinin emri hazır, nehi hazırlarını konuşacağız. Bu arada şunu hemen belirtelim. Nehi hazır demek anlam itibariyle muhatabımızdan bir şeyi aslında yapmamasını istememiz demektir. Başka bir ifadeyle de omur olumsuz emir diyebiliriz arkadaşlar. Evet, Da'a e, yedru fiilinden başlıyoruz. Bakınız burada la e, tedu arkadaşlar. Sen efendim çağırma demek. La tedu'a siz ikiniz çağırmayınız. La tedu siz baylar ya da siz erkekler çağırmayınız anlamına gelmekte. Muhatabaya e, nihilası getirdiğimizde la ted'i sen bayan çağırma, la ted'u siz iki bayan çağırmayınız, la ted'u ne siz bayanlar çağırmayınız, davet etmeyiniz anlamına gelmekte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta şurayı kapatıp arkadaşlar biraz daha büyütebiliriz şuradan. Evet daha net anlaşılsın. Burası muhatap içinde, burası da muhataba için onu söyleyelim. Tabi burada hemen belirtelim, emri hazırın, nehi hazırın, emri gayibin ve nehi gayibin anlaşılması için fiilin muzarisinin ve muzari çekiminin arkadaşlar iyi bilinmesi gerekmekte. Rama yer mi? Gördüğünüz gibi termi. Fiilimiz rama attı demekti. La termi sen atma. La siz ikiniz atmayınız. La termu sizler atmayınız anlamındadır. La termi sen bayan atma. La siz iki bayan atmayınız. La termine siz bayanlar atmayınız anlamına gelmekte. Hemen söyleyelim arkadaşlar burada. Şuradan efendim Burası birinci babdan bir fiil idi. Burası ikinci baptan rama yer mi fiilimiz. Diğer fiilimiz de razıya yer aza dördüncü baptan arkadaşlar bir fiil idi. O yüzden bunlarda da belirtmiş olalım. Evet. Devam edelim. Razıya yaraza ile. La terza. Sen razı olma. Hoş tut olma. Tabi bu raviyenin razı olmak demek kabul etmek anlamına da gelir. O şekilde de yorumlayabiliriz. La <laughs> tarava sen razı olma. La tarava ya siz ikiniz razı olmayınız. La tarzu la tarza siz baylar ya da siz erkekler razı olmayınız anlamındadır arkadaşlar. La <laughs> olay sen razı olma. La tarza ya siz ikiniz razı olmayınız. La tarza ne siz, siz bayanlar razı olmayınız anlamındadır arkadaşlar. La burasını yine belirtelim. Üst kısımlar muhatap müzekker muhatap için, diğerleri de müennes muhataba içindir. İkinci kısımlarda bunu ifade etmiş olalım. Şimdi geçiyoruz. Bizim örnek fiillerimiz var. Yan taraftaki nakıs fiillerin nehi hazır çekimlerini yapınız demiş. Birinci fiilimiz tela yetlü, birinci baptan meşa yemşi, ikinci baptan haşiye yakşa ise dördüncü baptan bir fiildir. Bunların nehi hazırlarını yapalım arkadaşlar. Tela okudu, yetlü okur demek. E, tetlü sen okuyorsun, la tetlü sen okuma demek arkadaşlar. Tabi burası ga, şura tabi bu, bunu efendim şöyle söyleyelim. Burası gayip olacak. Olmayacak. Burası muhatap olacak. Burası da muhatap olacak. Burada bir yazım e, sehvi yapılmış değilim Devam ediyoruz. La tetlü sen e, okuma. La tetlü, va siz ikiniz okumayınız. La tetlü, sizler okumayınız anlamına gelmekte. Burası erkekler içinde. Devam ediyoruz. Bayanlar için yani muhatabı için olan kısım. latetli sen bayan okuma anlamına gelmekte. La tetluva, siz iki bayan okumayınız. La tetlune, siz bayanlar okumayınız anlamındadır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet devam ediyoruz. Meşa yemşi yürüdü demek. La temşi, sen yürüme. La temşi ya siz ikiniz yürümeyiniz. La temşu sizler yürümeyiniz. Bakın burada ne olmuş? La temşi ya düşmüş. Kelimenin asli harfi olan ya. La temşi tabi illet harfidir arkadaşlar. La temşi ya da nun düşmüş. La temşu da yine nun düşmüş. La temşi de nun düşmüş. La ya yine nun. Burada bir şey düşmüyor gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Baştan bir daha alalım. La temşi sen okuma. La temşi ya siz ikiniz okumayınız. La şu sizler okumayınız. Evet burayı düzeltiyorum arkadaşlar. tela yet sülüye zihnim gitti. Burayı bir daha tekrar ediyorum. La temşi, sen yürüme. La temşi ya, siz ikiniz yürümeyiniz. La şu sizler yürümeyiniz anlamındadır. Devam ediyorum. La temşi, sen yürüme. Sen bayan tabii ki burası. La temşi ya siz iki bayan yürümeyiniz. La temşi ne siz bayanlar Yürümeyiniz anlamındadır. Şimdi ben sen bayan, siz iki bayan, siz bayan ya da sen erkek, siz iki erkek, siz erkekler diyorum ki bundaki söylememdeki, bunları ifade etmeme etmemdeki kastım arkadaşlar fiillerin siga olarak neye tekabül ettiğini ifade etmektir. Yoksa cümlede tercüme yaparken örneğin bunların bu şekilde ifade edilmediğini görebileceksiniz. La temşi yürüme demek. İkiniz yürümeyin mesela la temşiha, le sizler yürümeyiniz anlamında ifade edilir. Devam ediyoruz. Haşiye yakşa korktu demektir malumunuz. Bu fiilimizden konuşmaya. La takşe mesela takşa burası uzatıyorduk hatırlayınız. La takşe sen korkma. La takşe ya ikiniz korkmayınız burası müzikkardır. La takşe sizler korkmayınız Burası müannestir, muhatap müannestir. La şey sen korkma. La ya ikiniz korkmayınız. La takşey ne? Efendim, sizler korkmayınız anlamındadır. Gördüğünüz gibi. Evet, mesela daha iyi fiilinden alametlerini de söyleyebiliriz arkadaşlar. La doğru. Burada vav düşmüştür cezm alameti olarak la tedru nun düşmüştür. La doğru da yine nun düşmüştür. La ted'i nun düşmüştür. La doğru da yine nun düşmüştür. La ted'u ne de bir şey olmamıştır diyoruz arkadaşlar. Burası zaten mebnidir. Muzari fiilin efendim irabını biliyorsanız dersimizde yeri geldiğinde de burayı yine konuşacağız buraları arkadaşlar irab bakımından. Dersimiz bu şekildeydi. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.